Arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bugün kaldığım yer dördüncü tablet. Yani dördüncü tablete kadar nihayet gelebildik yani. Ondan sonra. Fakat bugün şöyle yapacağım. Yani dördüncü tabletin konusu şu tabii. Hala Enkidu ve Gılgamış Hun Baba'ya yani Sidir ormanlarına doğru gidiyorlar. Bir kere yani konunun ana teması hala bu. Ama bu ana tema içerisinde böyle küçük kurgular şey üzerine oturuyor. Rüya görmek. Yani Hun Baba'yı öldürmeye giderken Gılgamış'ın rüyaya yatması, istihare, rüya görmesi üzerinedir. Dördüncü tabletin önemli bir kısmı. Yani Enkidu ve Gılgamış Sedir ormanlarına giderlerken, Sedir ormanlarına bir müddet mesafede, işte o bir müddet mesafeyi tabletler söylüyor, söyleyeceğim onu size. Ondan sonra belli bir noktaya geldiklerinde Gılgamış ile Enkidu bir dağın başına çıkarlar. Ve o dağın başında Enkidu Gılgamış için rüyaya yatsın diye, yani istihare olsun diye, yatsın diye, ki daha önce bahsettim bunlardan size, Gılgamış'a bir kulübe yapar. İşte Gılgamış o kulübenin içerisinde yatacak ve rüyada Tanrı onunla konuşacaktır. Ne hakkında? Tabii ki birazdan karşılaşacakları savaş ve akıbeti hakkında. O yüzden dördüncü tablet bu böyle bir kurgu üzerine dayalı. Fakat ben bugün şimdi şöyle bir kere, mesela bu salıydı. Ders biliyorsunuz ki bugüne aldım. Çünkü benim yavaş yavaş derslerim başlıyor veya öteki projelerim başlıyor. Ve ben Ekim'den itibaren bayağı yoğun oluyorum yani. Daha önce belki söyledim bunu. O yüzden muhtemelen Ekim'e kadar ben bunu yine bir şekilde perşembeleri devam edeceğim. Ama Ekim'den sonra bu biraz böyle şey olur. Benim vakit bulmamla ilgili. O yüzden hani yine böyle yaza sarkabilir hikaye. Durum bu. Dolayısıyla artık perşembeleri 12'de buradayım. Şimdi dolayısıyla hani benim biraz konusal olarak anlatmak istediğim şeyler de var. Yani esas da ben bu metni size okurken bazen konular, yani metnin dışında konular çok enteresan geliyor bana. Yani onları anlatmak istiyorum falan. Fakat sürekli o, yani o da o zaman metni okuyamayız yani. Ama bu metin okuma kısmını bugün şöyle yapıyorum, yapmak istiyorum. Konu anlatayım. Yani destanla ve Mezopotamya ile ilgili. Dolayısıyla bu hafta okumayalım. Destanı bu hafta okumayalım. Önümüzdeki hafta okuyalım. Dördüncü tableti önümüzdeki hafta devam edelim. Peki bu hafta niye yapalım, ne yapalım? Bu hafta şunu yapalım. Birazcık eski Mezopotamya'da kadınlar üzerine konuşalım. Yani bunu hani böyle az çok bir iki hafta daha düzenli yapabilirim fırsat varken anlatmak istediğim temel konulardan biri bu. O yüzden bunu böyle bir sıkıştırayım araya istedim. O öyle bir kaygıyla bu dersi Eski Mezopotamya'da kadınlar üzerine konuşalım istedim. Tabii kadınların da daha çok hukuksal durumu veya ne diyeyim ona sosyal ve statüsel durumu hani böyle bir kimlik olarak kadın onun üzerinde duralım biraz. Şöyle bu antik dünyada veya çok daha eski dönemlerde eski dünyada bir kadın soylu süreç var mıydı? Yani matriarkal denilen annelerin egemen olduğu ya da kadınların egemen olduğu bir dönem yaşandı mı tarihin herhangi bir kesiminde? Yani paleolitikten itibaren böyle bir süreç oldu mu? Tabii böyle bir sürecin olduğuna dair Batı'da da 19. yüzyıldan itibaren böyle Bachofen gibi bir takım adamlar böyle bir matriyarkal dönemin olduğunu, yani bir kadın egemen, yani kadın soylu, kadın egemen ne demek? Birazdan geleceğim de ama
sadece kadın soylu değil, kadın egemen bir kültürün var olduğunu ama zamanla bu kültürün dönüştüğünü ve erkek egemen ya da patriarkal bir dönemin başladığını ileri süren bir takım insanlar çıktılar. Ama tabii buradaki şey şu, yani kadın egemen mi yoksa kadın soylu mu demek biraz daha, yani ikisinin arasında bir farklılık var çünkü. Kadın egemen dediğiniz zaman, yani şöyle, kadınların egemen olduğu her bağlamda bir topluluk yapısını anlıyorsunuz basitçe. Ama kadın soylu dediğiniz zaman, o zaman bazı şeylerin daha çok kadınların üzerinden götürüldüğü bir toplumsal düzeni anlıyorsunuz. O yüzden matriarkal denilen şey aslında kadınların egemen olduğu bir süreçten ziyade daha doğru olarak bazı şeylerin kadınlar üzerinden daha çok götürüldüğü bir süreci işaret eder. Bu süreçte, yani bu böyle bir matriarkal anlayış, kadınların üzerinden bazı şeylerin daha yoğun olarak götürüldüğü süreçte aşağı yukarı böyle ilk adımları Neolitik'te atılmak üzere gücünü yavaş yavaş kaybeder. Ama böyle Kalkolitik'in sonuna doğru gelmeye başladığımızda, yani M.Ö. 3500-4000'lere geldiğinizde bu tip bir matriarkal, kadın soylu kültür gittikçe gücünü kaybedecek. Ve işte M.Ö. 3500-4000 aralığında, yani Mezopotamya'da bizim Sümer falan hikayesi başladığında yaklaşık daha patriarkal, daha erkek bir yapı egemen olacak. Üç aşağı beş yukarı hikayenin mantığı biraz böyle. Şimdi bizim tabii bizim baktığımız alan Mezopotamya dediğimizde biz daha klasik çağları, yani Sümer ve daha sonraki süreçleri ele alıyoruz. Bu kadar prehistorik bir döneme kadar uzanmıyor bizim Sümer kültürü bildiğimiz kadarıyla. Mezopotamya'da erkek egemen bir topluluğun veya siyasal gücün ortaya çıkması büyük oranda böyle işte MÖ 4000'ler civarında, MÖ 4000'ler ve MÖ 3500 böyle aralığında şundan dolayı oldu. Bir kere tarımın artık çok güçlü bir şekilde yapılıyor olması ve kanal, yani nehir kanallarının tarıma elverişli hale getiriliyor olması, şehir devletlerinin ortaya çıkmış olması, ondan sonra savaşların yaygınlaşmaya başlamış olması, erkek kas gücünü ya da erkeği biraz daha ön plana çıkarmaya zorladı. Dolayısıyla kadının o matriarkal gücü diyeyim, artık bu dönemden itibaren böyle çok gizli gizli devam edecek. Tabii Mezopotamya'da bu dönemler, yani bizim Sümer kültürü, M.Ö. 3500'lerden itibaren başlatalım onu. O döneme geldiğiniz andan itibaren her ne kadar patriarkal bir yapı artık toplumsal düzene egemen olmuş olsa bile kadınlarla ilgili inançlar ya da kadınlarla ilgili kültür bir şekilde gücünü kaybetse bile şüphesiz ki devam etti. Mesela gücünü kısmen kaybeden ama yine de pozisyonunu koruyan kadınlıkla ilgili önemli kavramlardan bir tanesi, eski dönemlerden kalan o kadınlıkla ilgili önemli kavramlardan bir tanesi tanrıçalar falan oldular. Yani tanrıç olarak adlandırdığımız kimlikler oldular. Biz tabii hani prehistorik dönemlerde tanrıça kavramını çok iyi bilmiyoruz. Yani tam böyle klasik tanrıça tanımını yapmanız için sizin yine bu Mezopotamya, bizim klasik zamanları beklemeniz lazım yani. Bu dönemden önce tanrıça diye bir kavram var mıydı? Veya bir takım arkeolojik verilere bakarak böyle bir tanrıça kültü denilen bir kült var mıydı?
Yani sırf arkeolojik verilerden yola çıkarak bunu söylemek iddialı olur. Prehistorik dönemlerde çok yaygın olan Venüs adıyla böyle literatüre geçen o daha önce söylediğim iri yarı kadın figürleri bir tanrıçayı işaret etmekten ziyade daha çok büyüsel fonksiyonları olan şeydi. Yani Anadolu'da dünyanın her yerinde neredeyse rastlanan bu Venüsler hani bir tanrıçayı sembolize etmekten ziyade daha çok büyüsel ve herhalde doğumla ilgili büyülerde kullanılan bir şeydi o. Klasik anlamıyla tanrıça yani bir divine güç olarak tanrıça artık bu bizim Sümer kültürü veya bir tık öncesi Mezopotamya'da veya başka yerlerde başlayacak. Tabi burada mesela Yahudilik söz konusu olduğunda eski bir Mezopotamya kültürü olan Yahudiliğin içerisindeki bir takım şeylerin ne derler figürlerin ya da kişiliklerin mesela Havva gibi bir takım kişiliklerin eski Mezopotamya tanrıçalarından kalan inançlar olduğunu ileri süren çalışmalar var Batı'da. Ama şöyle yani klasik Yahudilikte bu Havva figürünün normalde bir arkaik prototip olarak eski Mezopotamya kültüründen etkilenerek oluşturulmuş tasvirsel anlatımı olsa bile eski eğitim içerisinde normalde Havva'nın böyle bir tanrıça figürü olduğunu pek düşünmüyorum ben. Burada mesela şeyden falan da faydalanıyorlar tabii. Yani mesela Havva kelimesinin etimolojisini yaparak işte şeytan veya şeytan demeyeyim de ona ne? Yılan yani yılan figürün şeyinin kelimesinin Orta Doğu dillerinde Semitik dillerin çoğunda mesela hay veya hiu gibi bir şekilde telaffuz edildiği bu hiu veya hay kelimelerinin de Havva kelimesiyle etimolojik olarak ortak olduğu ileri sürülür. Dolayısıyla bu da Havva'nın böyle bir yılan, çünkü yılan niye? Tanrıçanın sembolü Mezopotamya'da birazdan geleceğim. Dolayısıyla Tanrıçanın sembolü, ondan sonra yılan ve bunların eski ayetteki karşılığı yani Havva, işte Havva'yı kandıran yılan figürü, bütün bunların hepsi böyle çok ilişkili görülmüş, görenler var daha doğrusu. Bu tabii çok böyle ayrı bir konu. Buna ileride gelmeyi çok isterim ben. Fakat sanıyorum ki bu pek öyle değil klasik Yahudilik içerisinde. Orada Yahudilik, antik Mezopotamya'da Tanrıçanın sembolü olan yılanı aslında olumsuz anlamda kullanmıştır. Eski ayetteki o Adem'le Havva kıssasının içerisinde. Yani mevcut anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs aslında eski ayetin içerisindeki o Havva ile ilgili anlatım. Zaten şimdi hani kaynaklar teorisini yani Julius Wellhausen ya da diğer adamları çok anlamadan Tevrat'ın içerisindeki bu Havva ve Adem kıssasının şeyini anlamak, mahiyetini anlamak çok kolay değil aslında. O yüzden doğrudan doğruya Yahudilikte eski tanrıça figürünün hatta Hepat'la falan bile ilişkilendiriyorlar Hurrilerdeki yani tanrıça yani. Yani Hepat eşittir Havva falan diyorlar sırf etimolojiden yola çıkarak. Fakat bunlar şey böyle hani biraz tehlikeli yani tehlikeli derken tam böyle yalnızca etimoloji esas alınarak ya da sembolik şeyler esas alınarak bu tip analizler biraz riskli olabilir. Doğruluk payı da olabilir ama çoğunlukla riskli. O yüzden ama şu var, kabalacılık mesela bu konuda daha rahat konuşabiliriz. Kabalacılık veya kabalist Yahudi geleneği aslında
Ortodoks Yahudi geleneğinden farklı olarak eski paganist inançları Yahudiliğin böyle bir marjinal köşesinde, yani kabalist köşesinde sürdürmeye devam etmiştir. Bu ne demek? Bu şu demek. Kabalacılığın içerisinde rabbinik gelenekten, rabbinik Yahudi geleneğinden farklı olarak mistik Yahudi geleneğinin içerisinde, yani kabalacı geleneğin içerisinde eski pagan kültürden çok hafıza vardır. Kabalacı gelenek, Mezopotamya'nın eski paganist unsurlarını Yahudi kültürüyle birleştirmeye teşebbüs etmiştir. Bunun mantığını şöyle düşünün. Peki ama yani sizin kabalacılık dediğiniz hareket işte 12-13. Yüzyılda ortaya çıktı milattan sonra, yani bildik haliyle. Peki bu Yahudilerin bir kısmı hiç olmazsa böyle pagan kökenden mi geliyordu orta çağlara kadar falan, yani nasıl ortaya çıktı bu hikaye? Muhtemelen o hikaye şöyle. Milattan önce 6. yüzyılda, yani 2. diasporada daha sonra iki tane Yahudi geleneği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi daha böyle Babil ve İran taraflarının sürgününü görmüş olan, sürgünden dönen, yani birinci sürgünden dönen, birinci diasporadan dönen, ikinci diaspora değil, birinci diasporadan dönen, nereden dönen? Irak ve İran civarından yeniden Filistin topraklarına dönen, birinci sürgünü yaşamış olan bu Yahudiler, daha bizim rabbinik gelenek dediğimiz kültür oluşturacaklar. Bir de bunun karşılığında Filistin'de kalan, yani sürgüne çok gitmeyen bir başka Yahudi kültürü olacak. Onların sayısı az olsa bile. Onlar da daha böyle Filistin civarında biraz daha eski Yahudi geleneklerine bağlı bir kültür taşıyan, hatta bu ikisinin zaten çatışması olacak biliyorsunuz, biraz daha eski kültürü taşıyan bir şey olacak, Yahudi kanalı olacak. Bu iki gruptan, yani hem Filistin'den hem bu Babil sürgününden dönen gruplar yeniden Filistin civarında bir araya geldiğinde ve bunlar hem İran döneminde hem daha sonra Hellenistik dönemde bir araya yaşamaya başladıklarında kendilerinde kalan paganist bir takım mirasları, çünkü tam olarak Yahudileşmediler. Yani uzun zamanlar boyunca Yahudiler tam olarak bugün bizim sandığımız öyle monoteistik bir kültürü pek oluşturmadılar. Bu Hellenistik dönemde hem Babil sürgününü gören hem normalde Filistin'de kalan Yahudiler geçmişlerinden devraldıkları bir takım kültürel mirası kabul eden ve daha klasik Yahudiliği oluşturacak olan Yahudilerden farklı bir eski ananelerine bağlı bir Yahudi kültürü de oluşturdular. İki tane kimlik yan yana yaşadı yani. Birazcık İran'dan gelen şey, yani İran ve Irak diasporasından gelen Yahudilerden o eski kimliklerine bağlı, Yahudilik öncesi kimliğe bağlı, Babil'in, İran'ın kimliğine bağlı bir kültür. Bir de Filistin'de daha çok Kenan kültüründen kalan miras olarak o kültürü Yahudi damarı içerisinde hala yaşamaya çalışan bir kültür, iki kültür. Bunlar kaynaşınca ortaya bildiğimiz rabbinik veya ortodoks Yahudilikten farklı bir Yahudi kimliği çıkmaya başladı. Ve bu ikisi yan yana Hellenisi, yani milattan önce böyle 300'lerden itibaren var olmaya başladı. Mesela bunların arasında böyle net ayrımlar yapmak bazen zorlaşsa bile böyle bir iki grubun varlığından aslında eminiz.
Mesela Yemen Yahudiliği, yani Yemen Yahudiliği biraz böyle spesifik örnektir. Tam ne zaman gittiler Yahudiler Yemen'e falan, bunlar tabii çok uzun hikaye de. Ama mesela Yemen Yahudiliği biraz şey konusunda bize ipucu veriyor. Bunlar büyük ihtimalle daha Irak ve İran sürgününü gören ve bir şekilde Güney Arabistan'a büyük ihtimalle ikinci diasporadan sonra giden, bu eski klasik, eski geleneksel paganist inançları biraz içerisinde taşıyan bir kimliğe mesela sahip bu Yemen Yahudilerinde bunlar mesela görünüyor. Olayın neticesi demek ki eski pagan gelenekler Yahudi kimliği oluştuktan sonra bile aslında devam etti. Bunlar, yani bu Yahudiler, böyle iki kimlikli Yahudiler, işte aşağı yukarı milattan önce 2. yüzyıl ya da 3. yüzyıl civarlarında bir kısmı böyle Anadolu'ya falan da, yani 2. diasporadan önceki bir süreç yani. Milattan önce 200 küsur yıllarında işte Akdeniz dünyasına böyle Roma lejyonlarında falan askerler olarak dağıldılar. Öyle bir şey oldu ki Hristiyanlığın çıkmasıyla birlikte, yani artık milattan sonraki dönemlerle birlikte bu iki kimliğin içerisinde eski pagan geleneklere devam eden hem Yahudi hem pagan kültürlerini sürdürmeye çalışan gruplar biraz Hellenistik kültürün getirdiği mistik doktrinlerle mistik bir hikaye başlattılar. Mistik bir kültür başlattılar ki bu işte kabalacılığa dönecek olan şey bu olacak. Normalde mesela bunu Hristiyanlığın içerisinde de biraz arayabilirsiniz. Yani aslında Hristiyanlık ortaya çıktığında böyle birkaç tane ana damarlı ortaya çıktı. İşte birisi hepinizin bildiği Paulian Hristiyanlık denilen veya Paulus Hristiyanlık denilen veya Gentile Hristiyanlığı denilen bir damar. Bir tanesi Yahudi Hristiyanlık denilen daha başka bir damar. Bir tanesi de Gnostik Hristiyanlık denilen bir başka damar. Mesela bu Gnostik Hristiyanlık denilen damar normalde o eski Hellenistik mistik inançların Hristiyanlık içinde böyle yeniden canlanmış halde. O yüzden mesela Gnostik Hristiyanlığa baktığınız zaman Yahudi Hristiyanlık dediğimizle zaten çok ilişkisi yoktur. Paul Hristiyanlığına biraz benzer ama yine de farklı bir ekoldür. Aşağı yukarı işte 3. yüzyıldan itibaren falan da bu Gnostik Hristiyanlık dediğimiz kültür Basilidyenler gibi bir takım ekollerle Anadolu'nun özellikle Urfa, yani Güneydoğu Anadolu'da falan devam edecek. Böyle bir değişik kültür olacak, oluşacak. Onlar da Gnostik Hristiyanlık dediğimiz daha sonra pek yaşamayacak olan bir Hristiyanlığı oluşturacak. Şimdi Yahudiler de bu o eski pagan mirası devam ettirmeye çalışan Yahudiler de Hristiyanlık ortaya çıkmaya başladığında dönemin bu Hellenistik mistik yapısından etkilenerek bu Yahudilik artı eski paganist gelenekler, hem Filistin'den hem İran'dan gelen paganist gelenekler artı Hellenistik dönemin mistik akımları, bütün bunların hepsi birleşecek ve Yahudiliğin içerisinde Kabalist geleneğin de böyle temelini oluşturacak bir yapı oluşturacak. İşte bu yapıya ait işaretlerin bir kısmı da bizim Ölüdeniz el yazmaları denilen ve milattan önce işte böyle yüzlerle aşağı yukarı milattan sonra 50-60 civarına kadar süren bir süreçte çeşitli Yahudi gruplarına ait ama izini sürebildiğimiz kadarıyla bu tip Yahudi gruplarına da ait bazı malzemeler verecek bize. İzlerini biz bu adamların işte o şeyde görebiliyoruz. Yani Ölüdeniz yazmalarını yazan bazı grupların içerisinde görebiliyoruz.
Bu tip gruplara böyle enohik, Batı literatüründe enohik Yahudiler falan da deniliyor. İşte bu adamlar ikinci diaspora olduğunda ve aşağı yukarı milattan sonra 130-140'tan itibaren artık Filistin topraklarında neredeyse hiç kalmayacaklar. Öteki Yahudilerle birlikte, yani klasik rabbinik Yahudilikle birlikte bunlar artık ikinci diaspora coğrafyasının bütününe dağılacaklar. Yani Akdeniz, işte neyse, yani bütün bildiğiniz Yakın Doğu'nun bütün coğrafyasına ikinci diaspora Romalılar tarafından dağıtılacaklar. Peki ne olacak? Şu olacak. Bu coğrafyalara dağıtılan Yahudiler de hangi kimlikler olacak bu durumda? Bir, klasik Yahudiliği oluşturacak olan daha böyle Talmudik, daha bizim bugün tanıdığımız Rabbinik Yahudilik dediğimiz bir Yahudilik kimliği var. Çoğunluk bunlardan olacak. Ama bazı yerlerde, mesela nerede bazı yerlerde? Kuzey Afrika'da bazı yerlerde ve belki Anadolu'da bazı yerlerde bir grup Yahudiler bu eski paganist kültürden kalan o mirasa bağlı Yahudi kimliğini sürdürecekler. Bunlar tabii öteki Yahudilerle karşılaşıyorlar fakat asimile de olmuyorlar. Ama sayısal olarak daha az oldukları düşünülüyor. İşte bu Yahudiler, yani diasporada öteki Yahudilerle birlikte yaşayan daha az sayıdaki bu mistik eğilimli Yahudilerde ve eski paganist kültürü taşıyan Yahudilerde bizim kabalacılık dediğimiz bir harekete dönüşecek. Nerede dönüşecek? En erken şeyleri, izleri Kuzey Afrika'da, daha sonra İspanya'da. Yani aşağı yukarı 600-700 yıllarından itibaren İspanya'da. Yani net olarak görebileceğiz bu adamları. İşte sonra 12-13. Yüzyılda İspanya'da artık iyice netleşecek. İşte bu kabalacılık dediğimiz bu hareketin dibine baktığınız zaman bu adamlarda hem eski İran inançları var, hem eski Mezopotamya inançları var. Özellikle Filistin yoluyla veya işte Irak'tan gelen inançlar var. Hem Hellenistik dönemin mistik anlayışı var. Şimdi buradan baktığınızda her ne kadar modern zamanlarda kabalacı gelenekle klasik Yahudiliği böyle hani bunlar aynı şeylerdir diye politik bir retorik olsa bile bu pek öyle değil tabii ki. O yüzden kabalacı gelenek o eski mirası, eski Mezopotamya antik mirası içinde taşımıştır. O yüzden de yani adeta şey düşünün, hani kabalacılardaki sefiraların eski pagan inançlarından kalan tanrısal kişilikler olduğunu falan düşünün veya işte eski tanrıça kültünün kabalacı geleneğin içerisinde dişil bir şeye, külte dönüştüğünü düşünün. Çünkü kabalacılıkta dişillik kavramı önemlidir. Şekina zaten kendi başına dişil bir şeydir. Yani Tanrı'nın bu dünyadaki iz düşümü gibi dişillik kavramı kabalacılıkta çok önemlidir. İşte nereden kaldı bu hikaye dediğinizde eski pagan geleneklere kadar uzanan bir şeydir. Bundan dolayı da çoğunlukla daha böyle konverse bir takım Yahudi hareketlerinde hep böyle bir kabalacı şey görürsünüz, mistik yapı görürsünüz. O yüzden de konvers hareketler, yani Yahudilikte konvers hareketler veya konvers hareketler diyeyim ona, konvers hareketler kabalacılıkla beslenmişlerdir. Bundan dolayı da klasik Yahudilikten daha şeydir, mesela tabiat söz konusu olduğuna tabiatla daha içli dışlıdır. Ondan sonra böyle biraz daha evrensel temayüller falan taşır. Bunun sebebi eski Mezopotamya'daki o
dişil unsurların, işte tanrıçalar veya onlarla ilgili bir takım dişil unsurların, feminen karakterlerin eski Mezopotamya'daki şeyde devamıdır. Yani bundan devamıdır. Kabalacı içerisindeki doktrinin farklılığı bundan kaynaklanır. Kabalacılıkta arayacaksanız böyle bir Mezopotamya dişil ilkesi, bu mantıklı. Ama Yahudi, klasik Yahudiliğin içerisinde Havva'nın böyle bir eski tanrıça figürünü temsil ettiğini çok düşünmüyorum ben. Evet. Şimdi tabii demek ki Mezopotamya'da bir dönem kadın soylu bir süreç vardı, tamam. Sonra kalkolitik dönemin sonuna doğru patriarkal çağ ortaya çıktı. Nedenlerini saydım, tamam. İşte bu dönemden itibaren, yani Sümer kültürüyle birlikte kadınların pozisyonunun, şimdi daha şeye geçtik, yani tanrıçalar değil, normal homini insan oğluna geçtik yani. Kadınların pozisyonunda, hukuksal pozisyonunda eskiye göre bir düşüş yaşandı. Ve kadın soylulukta da, yani bazı şeyleri kadın üzerinden izlemek anlamında da bir düşüş yaşandı. Ne zamandan itibaren? İşte bu Sümer uygarlığı dediğimiz uygarlığın Orta Doğu'da ortaya çıkmasıyla birlikte. Sümer toplumu patriarkal bir toplum tabii. Yani biraz da o sosyolojik şartlar Sümer toplumunu patriarkal hale getirmiş ama Sümerler'de her halükarda kadın daha sonra gelecek olan Semitik kültürlerde, işte Akkad, Asur, Babil gibi daha şeydir. Hani daha o kadın soyluluk gücü Sümer'de biraz daha mevcuttur. Daha sonraki Semitik kültürlerde biraz daha şey olacak. Bu mesela biraz göreceksiniz, yasalar ya da klasik uygulamalarda falan kadının pozisyonu daha biraz daha aşağı çökmüş olacak. Ama mesela Sümerlerle başlayayım ilk önce. Yani kadın algısı nasıl Sümerlerde? Şimdi hani modern kadın nasıl algılanıyorsa Sümerlerde veya Semitiklerde kadın algısında çok fazla şey, böyle çok ince sosyolojik analizler yapmıyorsanız eğer veya çok detaylarda aramıyorsanız hikayenin gerçekliğini, popüler düzeyde modern kadınla antik kadın arasında çok farklılık yok sanki. Mesela ben şimdi önümde bir metin var benim. Bu metin benim kendi makalem. Yani yakında çıkacak olan bir makale. Ben şimdi oradan takip ediyorum şu an size yani. Mesela Sümerlerde bir şey var. Ne diyeyim size? İki kadının atışması. Bunun Sümerce karşılığını biz bilmiyoruz. Ama literatüre, yani Batı literatürüne iki kadının atışması diye geçmiş. Ben de iki kadının atışması diye şu an telaffuz ediyorum. Orijinal adlandırmayı bilmiyoruz. Tabii Mezopotamya'da bu tip atışma diyalogları popüler. Özellikle Sümerler'de çok popüler, çok popüler. İşte iki kadının atışması denilen böyle bir atışma metni de bize kadınların bir bağlamda nasıl algılandığıyla ilgili bir fikir verecek ki o da bugünkünden çok farklı değil gibi görünüyor. Şu mesela, ben seçiyorum şimdi bazı cümleleri. Umu sursur, şe sassasa, inda gula dudu. Şimdi bu ne demek? Bunun Türkçesi şu. Yani bu iki kadın kendi aralarında atışıyorlar ve kadınlar birbirlerini suçluyorlar. Şimdi birisi diğerine şöyle söylüyor. Hep zeytin sıkıyorsun, arpayı kızartıyorsun, ekmekleri büyük büyük pişiriyorsun. Şimdi bir kadın öteki kadını aslında hiçbir şeyden anlamayan, ondan sonra hep böyle yeknesak bir iş yapan, hep böyle klasik ev kadını tırnak içerisinde pozisyonunda olan biri olmakla suçluyor. Hep zeytin sıkıyorsun, yani yaptığın başka hiçbir şey yok. Arpayı kızartıyorsun. Ekmekleri büyük pişiriyorsun. Yani birazcık aşağılama var bu retorikte. Mesela bir başka yine aynı metnin içerisinden örnek.
Asi, Alulu, Azi, Arara. Şimdi bu da yine bir kadının öteki kadına verdiği cevap. Sen de su çekiyorsun. Yani sen de sürekli su çekiyorsun. Suyu dağıtıyorsun. Durmadan buğday örtüyorsun. Yani sadece eve bağlı bir kadın şeyi eleştirisi. Sonra yine aynı metinde geçen, yani bu iki kadının atışması denilen metinde geçen bir başka ifade. İrda yanim udun papahanim. Ne demek bu? Şu, domuz ahırı, yani onun evi, yani kadının evi domuz ahırı, ocağı da, yani klasik ev ocağı ise tapınağı. Yani hani o sürekli evde olmaya yönelik bir başka şey, aşağılama. Yine aynı aşağılamaya yönelik bir başka ifade. Kim kim damanim şu şu dumunim. Bu şu demek. Alttaki dibek, kocası dibek var ya, yani buğdayı falan öğüttüğünüz ya da ezdiğiniz. Alttaki dibek kocası, üstteki dibek çocuğu. Yani bu kadın sadece işte buğday öğütüyor ya da işte tahıl öğütüyor ve bir de çocuk bakıyor. Yani başka bir şey yok gibi bir kadın şeyi var, fenomeni var. Bu fenomen de o kadının evle olan ilişkisini bize biraz hayal ettiriyor. Yani hani klasik bir ev kadını figürü muhtemelen bu dönemlerde de vardı ve bu bir başkası tarafından eleştiriliyor. Mesela yine kadınlarla ilgili bir başka retorik. Bu da Kahulu denilen bir tablette. Şa durre pada, böyle ağır ağır okuyorum ki hani iyi işitin diye. Anşe numun kuşam. Bu da şu. Rahmi görevini yapmayan kadın dul bir eşektir. Böyle atasözü gibi bir şey bu. Yani rahmi görevini yapmayan kadın dul bir eşektir. Burada tabii getirdiği eleştiri şu. Çocuk, hani çocuk yapmayan bir kadın, yapamayan bir kadın merkepten farkı yoktur. Yani söylediği şey bu. Dolayısıyla o çocuk kavramının önemiyle ilgili bir şey. Sonra yine aynı metinde Dumu munus lunik nutuku galla ani numun nakkala munus lu nudani nuduldul damani nuka seda. Şu, rahminin kendisi için değeri olmayan fakir bir kız, kocasını kendine bağlayamayan kadın, uyuduğu kocasını kuşatamayan kadın. Yine devam ediyorum. Kazu kakurugen alkeseda lugu dea nugal. Kapının, yani rahmin, kapı yani rahim yani vajinan, koca karının kapısı gibi kilitli. Bundan dolayı sen bir erkek bulamazsın. Yani burada yine kadının kocasına hürmet etmesi gerektiği, aslında kadının kocası için var olduğu klasik anlayışının şeyidir, prototipi, ifadeler bunlar. Dolayısıyla Sümer döneminde hani kadının ancak çocuğuyla, ancak kocasıyla ilgili ya da ilişkili olduğu oranda anlamlı olduğuna dair ifadeler bunlar. Ya bütünüyle pratikte Sümer kültüründe böyle olmayabilir ama öyle olmadığına dair şeyler de var, algılar da var ama neticede kadın figürünün anlamı bunlardan örülüyor biraz. Çünkü artık patriarkal bir topluluk şey olmuş, var olmuş. Tabii şimdi kadın Sümerce Amu
diye biliniyor. Elimizdeki çivi yazılı metinlerde kadınlarla ilgili böyle çok net referans olacağını tahmin etmeyin yani. Sadece derleyebiliyoruz biz çeşitli bilgileri. Toplumsal pozisyonlarıyla ilgili kadınların, yani az evvel saydığım hani klasik kadın figürü ama bir de toplumsal olarak, bir statü olarak kadınlar nasıldı dediğinizde, şimdi bazı şeyler var, terminolojiler var elimizde. O pozisyonla, toplumsal pozisyonla ilgili. Mesela bunlardan bir tanesi şey, yani toplum içinde kadın nerede durur anlamında. Munus amagan. Munus amagan şey demek, hamile kadın demek. Yani bayağı geçen bir ifade bu. Hani hamilelik bir toplumsal durumdur. Numukus mesela dul kadın. Dul kadın. Bu da bir toplumsal durumdur. Mugik. Rahibeler, yani daha doğrusu kadın rahibeler, yani kadın din görevlileri, nugik, rahibe veya kadın din görevlisi. Bu da bir toplumsal durum. Artu munus, hizmetçi. Yani artu munus, hizmetçi. Ama tabii mesela şu ana kadar böyle kadınları çok eve, çocuğa ve kocaya mahkum eden bir şey çizdim, böyle çizgi çizdim. Ya bütünüyle öyle olmayacak tabii ki. Lucur lugal mesela. Lucur lugal de şu demek, ticari işler yapan kadınlar. Yani büyük ticari işler yapan kadınlar. Mesela böyle kadınlar mı var? Yani kadınlar sadece evde çocuk, koca falan hani bunlarla mı ilgili? Öyle değil. Büyük ticaret işleri veya benzeri işler yapan kadınlar da var. İşte onlar için kullanılan bir ifade bu lucur lugal ifadesi. Aslında mesela bu dönem, yani o kadar detay girmek istemiyorum da, yine de söylemeden duramıyorum. Mesela bu dönem, tam Sümer'in bu dönemleri, normalde böyle kadın soylu bir kültürle erkek egemen bir grubun çatışmasının dönemidir. Bundan dolayı da kadınların o kadın soylu olan retoriği veya onunla ilgili kadın soylu konseptler Sümer metinlerinde bir şekilde korunmuş. Yani belli ki o eril güç az evvel saydığım sosyolojik gerekçelerle kontrolü ele geçirmeye başlayınca daha önce var olan o kadın üzerinden takip edilen güç çatışmaya başlamış bunlar. İşte arada böyle o kadınlarla ilgili hala önemli pozisyonlar, o eski dönemden hala devam eden şeyler. Ama bunlar bir müddet sonra daha da sıkışacak. O eski güç, kadının eski gücü, o Semitik artık Akat'la falan biraz daha sıkışmaya başlayacak. Tamam, peki böyle kadınlar sadece evde mi? İşte az evvel söyledim, değiller. İş çalışan kadınlar var. Birazdan geleceğim zaten. Tabii mesela kraliçeler falan da var. Yani bütünüyle kadın dışlanmış değil. Kraliçelerin hala egemen olduğu veya güçlü olduğu bir süreç. Mesela bunlardan işte bir tanesi Sümer kral listelerinde geçen Kiş şehrindeki Kubaba. Yani Kiş şehrinin şehrinde kraliçe Kubaba. Mesela Kubaba'ya ait bir takım referanslar var ve güçlü, hani bu kraliçeler güçlü pozisyondalar. Yani evlerinde oturan böyle tipler değiller. Ondan sonra aşağı yukarı erken sülaleler, yani böyle M.Ö. 2500-2600'lere tarihlenen Ur kral mezarlarından gelen bir takım bilgiler var. Mesela bu bilgilerde de kraliçe Puabi. Kraliçe Puabi de böyle güçlü bir kadın yani. Hititlerdeki Pudehepa gibi. Ondan sonra işte İbgal tapınağından gelen Lagash steli var meşhur. Orada bir takım tasvirler var. Kadınlarla ilgili tasvirler var. O tasvirlerden şey yapabiliyoruz, hani kadınların o kısmen güçlü imalarına yönelik referanslar var. Ondan sonra Usumgal stilinde
Kral Usumgal'ın kızı İguzu var. Şara İguzu. Mesela Şara İguzu da şeydir. Böyle güçlü kadın profillerinden bir tanesidir. Ondan sonra Mari'de, Suriye'de yani Ninni Zaza tapınağı var. Ninni Zaza tapınağında böyle yine kadın tasvirleri var. Yani gündelik hayatın içinde kadın tasvirleri. Burada kadın tasvirleri de şey, örtülü. Fakat Sümerler de büyük ihtimalle örtü bir, ne diyeyim ona, bir hukuksal durumu ifade eden şey değil. Sümerler'de örtünme daha çok şeyle ilgili, bir iş, bir pozisyon, bir ne derler, bir anlık icraatla ilgili. Yani daha sonra Semitiklerde olacağı üzere Sümerler'de örtünme, yani kadının örtünmesi bir hukuksal durum değil. Yani tam böyle statü belirleyen veya gender, yani bir dişil ne derler, tür olarak kadının hukuki durumu budur diye örtü Semitiklerde var. Sümerlerde pek böyle bir şey yok ama örtülü tasvirler var Sümerlerde. Kadınların, ama tabii örtüsüz tasvirler de var yani. Ama Sümerlerdeki bu örtülü tasvirler kadınların sokakta veya public alanlarda örtündüğü veya bir gösterge, hukuki gösterge olarak örtünmesi gerektiği veya örtündüğü anlamına gelmiyor büyük ihtimalle. Ondan sonra yani bu Ninni Zaza tapınağında dedim ya, hani örtülü kadın figürü, ondan dolayı söyledim bunu. Ondan sonra Ur'da Giparu tapınağından gelen böyle bir tasvir var. Yine kadının o toplumsal yönüne yönelik tasvirler. Ondan sonra Mari'de, Fara'da, Tutup'ta, yani bunlar eski Mezopotamya'nın önemli şehirleri. Buralarda mesela kadın müzisyenlerin tasvirleri var. Kadın müzisyenler. Yani ki mesela bu tasvirlerde kadınlar böyle çıplak olarak falan da tasvir edilmişler. Yani bunlar public kadınlar ama vücutları çıplak ya da yarı çıplak yani. O yüzden hani bu örtünme şeyi biraz daha sonra ortaya çıkacak herhalde. Tabii bize Sümer uygarlığından kalan böyle kadınlarla ilgili bilgiler, üç aşağı beş yukarı bunlar. Birazdan yine bir iki şeye geleceğim. 32 tane, birkaç yani aşağı yukarı 30 civarında da Sümer kadınlarının ismi kalmış bize. Bunlar da 3. Ur dönemine ait, yani son Sümerli sülaledir şeyde Mezopotamya'da. Mesela bu isimler de, bu sayılan isimler de hepsi şey isimler, toplumsal fonksiyonu olan isimler. Yani böyle sokakta olan isimler. İşte bir tanesi Kral Sulgin'in karısı Abi Simti mesela meşhur. O da böyle faal, yani toplumun içinde olan isimlerden. Sonra mesela Nippur'daki Drehem arşivi var. Nippur'da. Mesela Drehem arşivlerinde falan kadının, bu çalışan kadınlarla ilgili bilgiler var. Yani kadınlar toplumsal olarak çalışıyorlar. Yani öyle bir statüleri var. Ondan sonra ve güçlüler. Yani bu arşivden öyle anlaşılıyor. Bu kadınlar az da değiller yani. Ondan sonra tabii tapınaklarda rahibe pozisyonunda veya kült görevlisi kadın pozisyonunda olanlar yere özgür pozisyondalar. Yani pek çok şeye kendilerine ait mülk olabiliyor. Yani hani mülkleri var, mülk sahibi olabiliyorlar. Mesela Salme şey demek, yani asil kökenli kadınlar, Salmeler. Bunlar mülkleri olan kadınlar. Böyle ticaret yapan, mülkleri olan kadınlar yani. Bağımsızlar yani, öyle bir herhangi bir şeye de bağlı değiller. Rahat çalışan, gündelik hayatlarında kadınlar. Tabii şöyle, evet yani bir yanıyla kadınlar sokakta, dışarıda, yani toplumsal hayatın içerisindeler. Ama
tabii Urgakina döneminde falan, yani ya da Urgakina yasalarına baktığınız zaman Sümerli kadınlar üzerine böyle bir kısıtlama getirildiği de anlaşılıyor. Yani bu yasal kısıtlamaların ne kadarının böyle halk içerisinde etkili olduğunu bilmiyoruz aslında. Ama yasal kısıtlamalar var. Urgakina'da falan var. Ama bu yasal kısıtlamalar bütünüyle sokağa yansımamış olabilir. Yani sokakta başka bir hayat ama yasal olarak da kısıtlamalar da var olabilir. Mesela şöyle, Urgakina yasalarında enteresan bir şey var. Daha önce mesela kadınlar, bu tabii biraz matriarkal dönemden gelen bir şey. Daha önce kadınlar iki kocayla evlenebiliyorlar. Ama Urgakina ile birlikte bu artık sınırlanıyor. Yani tek kocayla sınırlanıyor. İşte bu biraz evvel söylediğim şey var ya, yani hani kadınların o matriarkal yanının hala devam ettiği bir süreç olduğu için bu bir kadının iki koca ile evlenmesi de matriarkal yapılara ait bir durumdur. Hani izler mesela burada devam ediyor ve Urgakina tabii böyle patriarkal bir yasa yaptığı için o haklar geri alınıyor. Yani kadınları biraz daha şeye, merkeze, yani kocaya bağlama teşebbüsleri bunlar. Kocaya demek de patriarkiye, yani erkek egemen güce bağlamak demek yani. Ondan sonra mesela Urnammu kanunları var. Sümer bunlar da tabii. Urnammu yasalarında da o kadınlar üzerindeki baskının arttırıldığını görüyorsunuz. Normalde mesela bir erkeğin aldığı ceza neyse kadınların cezası biraz daha fazla. Yani dolayısıyla bu da yine o baskıyı gösteriyor biraz. Yani hani bir suç işliyor, erkek de işliyor, kadın da işliyor. Ama kadının aldığı ceza daha fazla o anlamda. Mesela zina falan söz konusu olduğunda kadınlar cezalandırılıyor. Yani hani bazı bilemediğimiz detay bilgiler olabilir ama daha çok icraata baktığınızda bir zina söz konusu olduğunda kadın cezalandırılıyor. Erkeğin cezalandırılana dair henüz bir şey yok. Ama tabii bu yasalar aynı zamanda, ama bu yine bakın şeydir, yani eve tıkılmaya, yani eve mahkum edilmeye çalışılan, o çağda eve mahkum edilmeye çalışılan, çünkü kontrol altına alınması zor bir matriarkal yapının yeni yeni kapanmaya başladığı bir dönemdesiniz. Dolayısıyla kadınları bir şekilde evde kontrol altında tutmak durumundasınız. Şimdi bunu bir yandan bunu yapmaya çalışıyor ama bir yandan da kadınların haklarını, yani toplumsal hayattan uzaklaştırılmaya çalışılan kadınların haklarını bütünüyle de ortadan kaldırmıyor. Mesela ney? İşte 3. Uğur dönemine ait kalan bazı yasalarda yani kadına eğer ayrılırsa erkek bir şey ödemek zorunda. Yani hani koca bıraktı ve gitti, öyle yok. Mutlaka onun bir miktarını, belli işte 60 şekel kadar bir miktar para ödemek durumundasınız yani. Eğer koca ilk eşini boşadı, 60 şekel verecek. İkinci eşini de boşarsa, o zaman yani ikinci aldığı eşi de boşarsa, o zaman 30 şekel verecek ona, kadına yani. Dolayısıyla boşanmalarda falan böyle para ödemeleri var. Başka burada detay bilgiler var da ben süzüyorum yani. Hani biraz tekrarlar var. Onları süzmeye çalışıyorum. Sonra mesela Telmozan'dan, yani Suriye'de Telmozan'dan gelen mühür baskısında tasvirler var. Kadınlarla ilgili tasvirler falan var. Mesela bu tasvirlerde de çeşitli kadınların, işte burada mesela 4 tane kadının böyle oturup bir takım işler, örgü, yani örgü derken tekstil falan, hani o gibi işlerle
çalıştı yani tasfiye edildiğini görüyoruz. Belli ki bu işleri yapıyorlar. Ondan sonra Tuli mührü denilen bir mühür baskısında da yine böyle bir kadının herhalde evde böyle bir yemek çorba falan kaynatıyor. Böyle bir kabın içine şeyini sokmuş çubuğu karıştırıyor. Bu kadının ev haline yönelik bir pozisyon ama şey var yani bayağı bir kadının toplumsal iş yaparken kine yönelik tasvir sahnesi var. Ve en çok tabii Ebla'dan çıkmış. Yani Ebla'da yine Suriye, Ebla metinlerinde 900 kadar kadının, yani 900 kadar kadının isminin örmecilik, yani örme ve tahıl öğütme gibi işlerde çalıştığına dair referanslar var. Bunlar şeyde yani kamu içerisinde çalışıyorlar. Sonra Garsana ve İri Sagrik arşivlerinde ve Garsana arşivlerinde çok sayıda hekim kadının olduğu anlaşılıyor ve katip kadınların olduğu anlaşılıyor. Köle kadınların tekstil işlerinde falan çalıştığını biliyoruz, public olarak yani. Tabii Uruk vazosunda Tanrıça'nın herhalde İnlanda'nın yani Uruk vazosu diye bir şey var, üzerinde bir tasviri var. Ondan sonra oradaki o tasvirdeki Tanrıça yani İnanla'nın kıyafeti örtülü bir kıyafet. Ama o örtülü olmak Sümerler'de bir kült durumu dolayısıyla mıdır? Yoksa kadının sokağa çıktığında hukuki bir gösterge olarak örtünmesiyle ilgili midir? Bunu tartışıyorlar ama büyük oranda kabul şey oradaki örtülü olan Tanrıça normalde bir kült eylemini sembolize ettiği için öyledir deniliyor çoğunlukla. Tabii yine Tanrıça İnanla'nın Ereşkigali yani kardeşi Ereşkigali yerin altında ziyarete gitti. Bu bir mit anlatımı yani. Yerin altında ziyarete gittiğinde başında bir örtüden bahsediliyor. Örtü Sugurra yani başında bir örtü var Sugurra. O örtü yine İnanla'nın böyle örtünmüş, kapalı olduğunu gösteriyor. Ama bu işte bütün kadınlara teşmil edilen bir şey midir kamu alanında veya kültle ilgili bir şey midir bu tartışma ama bana göre Sümerler'de bunlar kültle veya belirli pozisyonlarla ilgili şey. Ama normalde public olarak kadınların örtünmesi gerektiği ne dair net referans yok. Ama Semitik halklarda var. Yani şimdi Akat, Asur, Babil mesela bunlar da var yani. Şimdi geldik Sümer devri kapandı. Artık Akat, Asur, Babil, Mezopotamya'nın Semitik halklarındasınız. Tabii temel prensip şu. Semitik yani göçebe bu bedevi halklar Orta Doğu'da işte böyle devletler kurmaya başlayınca bunlar patriarkal toplumlar. Yani hani göçebe kültürler ve çöllerden gelen adamlar ve sert adamlar ve erkek egemen bir toplum. O yüzden kadın baskılanmış biraz. İşte burada göreceksiniz hani kadının o baskılanmak veya dönemin hukukuna göre belli bir statü kazanması, daha net bir statü kazanması süreci burada ortaya çıkacak. Yani baskılanma kelimesi çok modern bir kelime. Hani o baskılanmayı ben şimdi siz anlayırsınız diye söylüyorum. Ama hani o dönemin sosyolojik şartları içerisinde baskılanma kelimesi başka bir şey ifade eder. O yüzden hani bu kullandığım kelime modern size anlatabilmek içindir yani. Tabii kadın kelimesi için işu yani Semitik dillerde işu kelimesi yaygın kelimedir. Kadın için kullanılan bir kelime. Ama tabii bu böyle jenerik bir kelime kadını ifade eden. Kadının pozisyonlarına, durumlarına göre, hukuki statüsü falan bunlara göre aldığı isimler var. Mesela ummu anne demek. Ümmi yani. Anne demek. Ondan sonra eş yani kocanın eşi altu. Veya aşşatu
Yani bir şey, eş hali bu. Hamile kadın eritu ondan sonra. Sonra kadınlara hani çocuk doğuran anlamında veledu deniliyor. Çocuğu doğuran anlamında veya şekillendiren anlamında bantu deniliyor. Yani hani bir çocuk çıkartan, onu şekillendiren anlamında bantu. Sonra anne ve babanın çocuğu yetiştirme süreci için kullanılan bir terminoloji var. Yani bu hem anneyi hem babayı birazcık ifade ediyor. Yani daha doğrusu annenin ve babanın çocukları üzerindeki pozisyonunu, eylemsel pozisyonunu ifade ediyor. Buna rubbu deniliyor. Annenin tabii en esaslı görevi Semitik kültürlerde çocuğu emzirmedir. Eneku yani emzirme demek. Ana sütü şizip ummi diye bilinir. Şizip ummi diye bilinir. Mesela şeyden Semitik deyimlerde şöyle ifadeler var. Tula şabatu. Tula şabatu şu demek, yani çocuk annesinin memesini emer. Yani bunlar böyle metinlerde geçen şeyler, ifadeler. Anne ve çocuk arasındaki durumu tasvir eden ifadeler. Anne çocuğunu göğsüne basar. Ne demek? Kirimmi ummi. Anne çocuğunu göğsüne yerleştirir. Leku. Ve şefkatle kucaklar. Lapato. Gibi oldukça zengin anne ve çocuk terminolojisi var Semitik kültürlerde. Tabi bu terminolojinin zenginliği kadının evle daha yoğun ilişkisi anlamına geliyor. Yani kadının evle daha yoğun ilişkisi artık Semitik kültürlerde var. Hani bu terminoloji zenginliği bunun işaretlerinden biri. Sonra hani dünyalar çok fazla değişmiyor. Eski Babil dönemine ait ağlayan çocuğu susturma büyü formülasyonunda şöyle bir ifade var. Annen gelinceye kadar, önce şeyini okuyayım, Semitik akatçasını. Tala patka. Şöyle Türkçesini söyleyeyim. Annen gelinceye kadar bir gözenin, yani su gözesinin, su kaynağının, annen gelinceye kadar bir gözenin suyu gibi böyle bir sakin kal ve kendine dikkat et. Yani bu bir büyü formülasyonu, böyle ağlayan çocuklar için yapılan bir incantation, yani büyü, öyle diyeyim. Tabii Hammurabi kanunları Mezopotamya'da bir dönüm noktasıdır. Yani pek çok anlamda Mezopotamya'da bir dönüm noktasıdır. Ama kadınların durumuyla ilgili de bir dönüm noktasıdır. O yüzden Hammurabi yasalarında kadınlarla ilgili bayağı şey var, bilgi var yani. Hani onların o hukuksal durumuyla ilgili. Aslında mesela bu yasalarda bir yanıyla bakıyorsunuz, kadınlar şeydir, hani biraz toplumun dışında tutulmaya çalışılmış, daha evde tutulmaya çalışılmış, bütünüyle olmasa bile. Ama öte yanıyla bakıyorsunuz ki bazı konularda da çok iyi haklar verilmiş. Yani böyle enteresan bir şey. Çünkü bu dönem, yani bu Babil artık yani bir devlet kurmuş şeyler, Semitikler, yani devletleri var zaten ama Babil devleti başka bir devlettir yani Orta Doğu'da. Artık böyle ciddi bir devlet kurulmuş ve böyle bir yasa kodeksi gerçekleştiriliyor. Tabii bu dönemde bu yasalara baktığınızda o erken dönem siyasal durumu ile Babil sonrası siyasal durumu şeyini görüyorsunuz, çatışmasını ve gerginliğini bu yasalarda görüyorsunuz. Ve her şey bu gerginliğin çelişkisinden pay alıyor. Kadınların durumu da böyle aslında. Şimdi bir kere yani normalde kız çocukları
Eğer şeyse yani bir kocaya gitmişse zaten mirastan pay almıyor. Şimdi miras hani belirleyici bir şey ya, kadının hukuki statüsünü ve göstergesini. Biraz onun için buradan giriyorum. Mirastan normalde evlendiği zaman pay almıyor. Fakat evlenmemişse bir pay alıyor. Yani bu da şeydir. Yani böyle basit bir yasa değil yani. Fakat tabii evlenmediğinde erkeğe göre aldığı pay 1/3 oranında. Yani 1/3 oranında pay alıyor. Tabii kız çocuğu şöyle algılanmış. Normalde evlenecek ve gidecek. Yani konsept bu. Dolayısıyla kızın evde kalması şey bir durum. Yani anormal bir durum. Dolayısıyla hani gidecek, hep gidecek gibi tasarlandığı için yasalar da onlar üzerinden biraz götürülmüş. Eğer kült görevlisiyse kadın, yani tapınaklarda görevliyse, o zaman daha fazla bir özgürlük alanı var kadınların. Yani klasik bir ev kadını ya da bir ev kızına göre kült kadınlarının daha fazla haklarının olduğunu biliyoruz. Mesela Hammurabi kanunlarında 178 ve 179. maddeler bunu anlatıyor. Yani bir kült görevi icra eden kadının diğer kadınlara göre daha fazla hakkının olduğu burada anlaşılıyor. Zaten pek çok kral kızının da tapınakta kült görevlisi olarak görev yaptığını biliyoruz. Tabii eğer bir erkek karısını boşarsa, sebebi ne olursa olsun, 137. maddeye göre, yani Hammurabi yasaları 137. maddeye göre mutlaka şey vermek zorunda, onun karşılığını vermek zorunda. Yani adam mutlaka nafakayı ödemek zorunda eğer boşarsa. Mesela şöyle bir şey, 148. madde şunu koymuş. Eğer bir kadın evlendikten sonra hasta olursa ve kocası ona hani bakmak durumunda kalırsa bir kadın, erkeğin böyle bir hakkı yok. Boşama hakkı yok mesela. Yani erkek onu boşayamaz. Ona bakmak durumunda. Çocuğu olmayan bir kadın boşanabilir. Yani. Fakat çocuğu olmayan bir kadını boşadığınız zaman onun parasını, nafakasını ödemek durumundasınız. Mesela bu da şey, 136. maddeden şimdi. Bir adam karısını şey yaptı, boşadı veya işte terk etti. Eğer bu adam yeniden karısına dönmek isterse, kadının kocasını kabul etmeme hakkı var. Mesela böyle bir durum var. Bu da tabii kadınların korunması ile ilgili şeyler, yani enteresan ifadeler. Mesela çocuğu olmayan bir kadının kocası köle bir kadın aldığında çocuk sahibi olursa erkeğin köle kadını para karşılığında satması yasaktır. Yani bu da 146. madde. Yani çocuğu olmayan bir kadının kocası köle bir kadın alıyor. Fakat kadın yani çocuk sahibi olursa eğer köle kadını satması yasak. Yani bir şekilde ona bakmak durumunda. Bu da köle haklarıyla, yani kadın köle haklarıyla ilgili bir şey. Tabii eğer çocuğu olmayan bir adam köle kadın aldığında o köle kadının çocuğu olmazsa o zaman satabilir. Yani hani burada köle kadından önemli olan bir çocuk elde etmek. 147. maddede çocuğu olmayan ve bu amaçla alınan köle kadının satılabileceği konusunda. Tabii Semitik kadınlarda
Bu belki çok böyle üzerine konuşulabilir bir sosyolojik kavram ama şimdi o faslını geçiyorum. Hukuksal bir statü olarak kadının dışarıda örtünmesi kesindir. Yani kadın mutlaka Semitik kültürlerde dışarıda vücudunu örtmek zorundadır. Tabii mesela biz bunun izlerini kısmen yine eski Semitik kültürün devamı olan Yahudi kültüründen de bulabiliyoruz. Yani eski ayetin içerisinde bu bağlamda referanslar var. İşte İshaya 3.18-23'te, Rut 3.15'te yani eski ayetin içerisinde kadınların vücutlarını ve hatta yüzlerini örtmek zorunda olduklarını söyleyen referanslar var. Bu referanslar da eski ayetin doğal olarak eski Mezopotamya kültürünün parçası olmasından kaynaklanır. Tabii bizim Mezopotamya'dan geniş bir bilgimiz var kadınların örtünmesiyle ilgili. Şimdi Akatça'da genel olarak dış örtünme için kullanılan kelime katamu kelimesi. Yani böyle bir dış örtünme kıyafeti yani katamu. Bundan üretilen, yani bu kelimeden üretilen bir kelime daha var. Bu da kutummu kelimesi. Kutummu da peçe dahil, yani bildiğimiz peçe dahil pek çok örtünme şeyini kapsıyor, ne derler? Kumaş, yani parçasını kapsıyor. Tabii bu katamu ve kutummu ile ilgili çivi yazılarında çok referans var. Tabii Asur metinlerinde, Asurca metinlerde aynı şey için, ne derler, kıyafet için kullanılan kelime pasamu kelimesi. Ondan sonra bundan üretilen pasaru kelimesi de peçe de dahil bütün vücudu kapayan bir kıyafet anlamına geliyor. Mesela o şeyde Orta Asur yasaları denilen yasalar vardır. Orta Asur yasaları ya da kanunları. Böyle yani çivi yazılı metinler var. O yasaların içerisinde tablet A denilen tablette 40. ve 41. maddede bu örtünme ile ilgili bir takım malzemeler var. Ondan sonra işte pasar kelimesinin falan kullanıldığı. Mesela 40. maddede bu konuyla hüküm aynen şöyle. Bir adamın eşleri ya da dulları ya da herhangi bir Asurlu kadın sokağa çıktığında başları açık olmayacaktır. Mesela bu, bakın çok net Asur yasalarında. Bu yasaklama konkubin eş için de geçerlidir. Yani esirtu denilen, ne diyeyim, ikinci eş diyeyim ona. Yani ikinci eş değil de yani bir takım gereklilikler dolayısıyla ikinci eş alımı, konkubin işte. Esirtu yani, onlar da takacaktır yani. Yine 40. maddede bir konkubin kocanın gerçek eşiyle, yani kocanın gerçek eşi ve kocanın aldığı ikinci eş, konkubin eş yani. Bunlar sokağa birlikte çıktıklarında paşunatlarını takmak zorundalar. Paşunat da hem yüzlerini örten hem bütün vücutlarını örten bir kıyafet. Sonra tam bilemediğimiz, yani fonksiyonlarını tam bilemediğimiz Kadiltu adıyla bilinen bir kadın grubu var. Kadiltu, Kadiştu ile karıştırmayın. Mesela bu Kadiltular, mesela şey diyor, evli bir, yine Orta Asur yasalarında, evli bir Kadiltu, kadın sokağa çıktığında peçelen, yani bütün vücudunu örtmelidir anlamında böyle bir ifade var. Ama şöyle söylüyor, eğer bu Kadiltu evli değilse başı açık gezebilir ve örtünmesi gerekmez. Yani bu işte bu Kadiştular gibi bu kadınların
böyle kadiştü yani tapınak kültüyle ilgili kadınlar olduğu falan herhalde. Büyük ihtimalle böyle kadınlar bunlar yani. Sonra Harimtulay var. Yani az evvel söylediğim kadiştular gibi Harimtulay var. Harimtular nasıl? Harimtular şöyle, yani yasa maddesi şöyle. Bir harimtu örtünmeyecektir, başı açık olmalıdır. Her kim böyle bir harimtuyu kapalı olarak yakalarsa tutacak. Yani sokakta bir harimtu geziyor, bunun normalde örtünmemesi lazım. Eğer birisi bir harimtuyu örtünmüş görürse onu yakalayacak, şahitleri de getirecek ve sarayın kapısına getirecek. Ondan sonra kadının mücevherleri varsa kimse almayacak. Fakat kadını yakalayan kişi kadının elbiselerini alabilir. 50 tane değnek vurulacak. Ondan sonra başına sıcak zift dökülecek. Eğer biri bir harimtuyu örtülü halde görür de serbest bırakırsa ve sarayın kapısına getirmezse onlar onu serbest bırakan adama da 50 değnek vuracaklar. Bu kişi ihbar eden de, bu şimdi şu an okudum madde yani. Bu kişiyi ihbar eden de onun elbiselerini alabilir. Bu kişinin kulaklarını delsinler, bir iplik geçirsinler, onu arkasına bağlasınlar. Bir ay boyunca kralın hizmetinde çalışsın. Yani normalde bir harimtu dışarıda açık gezmek zorunda. Eğer onu kapalı görürseniz mahkemeye yani sarayın kapısına getireceksiniz ve ona 50 tane değnek vurulacak. İşte onun elbiselerini onu getiren alabilir. Fakat eğer onu tanıyan biri onu getirmemişse ve siz de bunu gördüyseniz o adam yakalanacak, onu getirmeyen adam yakalanacak ve ona değnek vurulacak ve onun kulakları delinecek ve onun kulaklarına iplik geçirilecek ve onun kulaklarına geçirilen iplik elleri arkadan bağlanarak ellerine bağlanacak. Mesela dolayısıyla bildiğiniz bir harimtuyu sokakta kapalı gördüğünüzde mutlaka onu mahkemeye, yani sarayın kapısına götürmek durumundasınız. Örtünmesi yasak olan bir başka kategori köle kadınlar. Yani köle kadınlar. Mesela madde nasıl? Şu an maddeyi okuyorum. Köle kadınlar kapanmayacaklardır. Her kim onu kapanmış görürse yakalayacak ve sarayın kapısına getirecektir. Kulaklarını keseceklerdir. Onu yakalayan elbiselerini alabilir. Eğer biri köle kadını örtünmüş görür de yakalamazsa, serbest bırakır, sarayın kapısına getirmezse, bu kişiye yüklenen suçlar da ispat edilirse ve o suçlu bulunursa 50 tane değnek vurulacaktır. Onun yani ihbar etmeyenin kulaklarını delsinler, bir iplik geçirsinler ve arkasına bağlasınlar. Bir ay boyunca kralın hizmetinde görev yapsın. Bu da köle kadının örtünmemesi gerektiğini anlatan bir başka madde. Tabii örtünmemenin tam nasıl olduğunu Mezopotamya'da, yani örtünmenin şeklinin yani tam nasıl olduğunu tam bilmiyoruz ama baş falan kapalı, vücut bütünüyle kapalı. Ondan sonra nasıl bir renk giyiyorlardı? Hani public, o şeyi belirtir anlamda, yani statüyü belirtir anlamda. Nasıl bir renk giyiyorlardı? Bunu da bir takım böyle çıkarımlardan anlamaya çalışıyoruz. İşte şabattam gatummatum gudultuk gaba giyen, yani yedi kadın gece tanrıları önünde siyah örtüye bürünmüş olarak duruyorlardı. Şimdi bu siyah örtü kavramı geçiyor şeylerde, bayağı metinlerde. Büyük ihtimalle bu public olan kadınlar, şey dışarıya çıkan kadınlar herhalde böyle bir siyah örtü giyiniyorlardı. Yani bu hukuksal gösterge rengiydi o. Yani renk, siyah renk bir hukuksal göstergeydi. Ama tabii mesela mavi metinlerinde falan da kadınların başka renklerde elbiseler giydiği de anlaşılıyor. Mesela işte
İbla Birmi başörten çok renkli bir kumaş. Yani hani şimdi bazı yerlerde siyaha çok vurgu var ama bazı yerlerde de bakıyorsunuz ki çok renkli şeyler de, kıyafetler de giyiliyor. Mesela düğünlerde buna benzer bir kıyafet giyiliyor. Mardatum diye. Mardatum da böyle zinetlerle dolu bir şey, kıyafet yani. Üzerinde bir yığın süs falan var. Gibi devam ediyor. Yani Semitiklerde genel konsept böyle. Aslında mesela Hindu-Avrupalılarla bunu mukayese ettiğinizde, yani Hititlerle mesela mukayese edin bu durumu, kadınların durumunu yani. Genel olarak Hindu-Avrupalılarda, spesifik olarak Hititlerde, kadınların Hitit yasalarına falan baktığınızda pozisyonları hem Sümer hem de Semitik kültürlerdekinden biraz daha farklı. Hititlerde kadınlar biraz daha şeyler, daha hürler. Ondan sonra bu örtünme ile ilgili yasalar belirleyici değil. Muhtemelen yok yani Hindu-Avrupalı kabilelerde. Ondan sonra yani kült görevlisi olarak var ama hani böyle dışarıya çıkıldığında ve kadınların yasal ne derler hukuk, yani yasal hakları ile ilgili hükümler de genellikle erkeklerinkine eş. Yani mesela bir suç karşısında hani bir erkek bir bedel ödeyecekse kadın da o bedeli öder. O yüzden mesela benzeri durumu şeyle mukayese edin, Eski Anadolu ile mukayese edin. Eski Anadolu'da bunların bu işin biraz daha şey olduğunu görüyorsunuz. Daha rahat olduğunu görüyorsunuz ve kadının biraz daha toplum içerisinde fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu da şeyden kaynaklanıyor tabii. Yani Hititler Hindu-Avrupalılar. Bu adamlar hani göçebe kültürün böyle arketipsel şeylerini taşıyorlar Anadolu'da hala üzerlerinde. Falan biraz ondan kaynaklanıyor veya başka bir nedeni var falan. Şimdi çok ayrı konular tabii. Evet. Dolayısıyla bu hafta size biraz kadınlarla ilgili, kadınların durumuyla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Böyle haftaya büyük ihtimalle geliyorum. Haftaya tablet 4'ten itibaren devam ederim. Evet öyle. Evet sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Efendime söyleyeyim, Allah zeval vermesin. Hadi bakalım, hoşça kalın.